Geçtiğimiz günlerde meydana gelen İzmir depreminde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Hepimize çok geçmiş olsun. Bu deprem bize gösterdi ki aslında tüm doğal afetler, deprem gibi tüm doğal afetler yaşamımızın bir parçası. Ve biz bu gerçekle baş etmek ve süreci sağlıklı yönetmek durumundayız. Bu deprem için çünkü ne ilk de diyebiliyoruz ne de sondu diyebiliyoruz. Her an yeniden karşılaşabiliriz. Ancak dediğim gibi süreci ne kadar sağlıklı yönettiğimiz oldukça kıymetli. Öncelikle kendimiz için sürecin sağlıklı ilerlemesi çok kıymetli. Ardından çocuklarımıza bu noktada nasıl yardımcı olabileceğimizin üzerine düşünmemiz gerekiyor. Bugün de mi konuşuyor olacağız? Bize bu gündemde klinik psikolog Özge Şahin eşlik edecek. Ben şimdi kendisini yayına davet ediyorum. Hanım, aramızdasınız. Size davet gönderdim. Bağlanıyoruz. Merhabalar. Nasılsınız Özge Hanım? İyi akşamlar. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizi kırmayıp davetimizi kabul edip bu yayınla bizimle vaktinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Demek. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor süreç sizin için? Aslında hepimize geçmiş olsun sizinle dediğiniz gibi. Çünkü hem bir depremzede hem hala hayatını devam ettiren hem ruhsal alanında çalışan bir psikolog olarak sanıyorum herkes gibi devam ediyor aslında. Evet. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum ben de. Yaralılar umarım en kısa sürede hepimiz yani hem ruhsal hem fiziksel yaralılar umarım en kısa sürede günlük hayatımıza, güvenli alanlarımıza geri dönebiliriz. Biz de öyle olmasını umuyoruz. Öncelikle sizden yayına geçmeden önce biraz kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Özge Şahin kimdir? Sizi tanıyoruz ama tanımayan velilerimiz vardır. Tanışmak isteriz. Sözü size bırakıyorum. Tabii ki. Ben 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Daha sonrasında da aynı üniversitede hem lisansüstü eğitimime başladım. Hem de o üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştım. Klinik psikoloji alanında çalışıyorum ve çocuklarla ve ergenlerle çalışıyorum. Uzmanlık alanım aslında çocuğa karşı şiddet, istismar, ensest gibi konularda çalışıyorum. Ama genel olarak dediğim gibi çocukluk ve ergenlikle ilgili bağlanma, zeka, okul sorunları olabiliyor bazen. Aileyle ilişkili bazı problemler olabiliyor. Onlarla ilgili konularda çalışıyorum. Aslında İzmirliyim ama 13 yıl Ankara'da yaşadıktan sonra 2 ay önce İzmir'e taşındım. İzmir'e taşındım. Az önce bir Covid atlattım. Tam çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Tam süreç birazcık yoluna girdi derken de deprem süreci yaşandı. Böyle bir giriş yaptık İzmir'e. Bakalım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bilgiler için. Evet, hepimiz çok zor bir yıl yaşıyoruz aslında. Daha salgın hastalık sürecini aşmamışken bir de İzmir depremiyle burun buruna geldik ama sanıyorum bunu da sağlıklı bir şekilde yöneteceğiz ve bundan sonraki sürece daha sağlıklı adımlar atacağız. İsterseniz başlayalım. Bu deprem dolayısıyla aslında hem çocuklarımızdan hem velilerimizden bazı geri bildirimler alıyoruz. İşte süreci yönetmek konusunda zorlandıklarını, çok kaygılandıklarını, çok korktuklarını ifade ediyorlar. Hepimizin duygusu ortak. Kimimiz bunu daha şiddetli yaşıyor ama kimimiz tabii ki de bunu daha hafif seyirde atlatıyor. Ama ortak dediğim gibi bazı buluştuğumuz noktalar var süreci yönetmekle ilgili. Ben öncelikle size sormak istiyorum. Deprem ya da yaşadığımız herhangi bir doğal afet sonrası çocuklarda ne gibi tepkiler görebiliriz ya da ne gibi değişiklikler meydana gelebilir? Aslında önce belki şundan bahsetmek gerekir. Travmatik yaşam olayı dediğimiz bir şey vardır. Bu deprem olabilir, sel olabilir, doğal afet olabilir de insan eliyle yapılan bazı şeyler olabilir. İşte saldırı, işte herhangi bir işkence ya da cinsel tecavüz gibi şeyler olabilir. Aslında bunların hepsi travmatik olay dediğimiz, kişinin kendi bütünlüğüne ilişkin bir tehdit oluşturan, kişiyi çok korkulu, çaresiz hissettiren, daha önceki aslında başa çıkma mekanizmalarının kullanılmasını engelleyen yaşam olayları. Bu bazen tabii ki hani kişinin kendisine yönelik olabilir. Bazen tanıdığı insanlara yönelik olabiliriz. Biz aslında bunları travmatik yaşantı diyoruz. Ve deprem de aslında bir travmatik yaşantı olayı. Ve sadece çocuklar değil, bugün birazcık aslında yetişkinler olarak bizler, yani ebeveynlerle neler görülüyor. Çünkü bir bütün olarak ele alıyoruz. Ve yetişkinlerin öncelikle kendilerini anlamaları, çocuklarını anlamaları ve rahatlatmaları açısından aslında en birinci basamak bizim için. Travmatik yaşantılar, hepimiz yaşadık bu olayı ama travmatik yaşantı her zaman travmaya yol açar. Bu olayı yaşayan herkeste kesin travma sonra stres bozukluğu gelişir gibi bir şey yok. Travmatik yaşantı, sonuçta hepimizin geçmiş yaşantıları var.
geçmiş hastalıklar olabilir, sosyal desteğimiz olabilir. Bir sürü aslında faktörler var. Bu faktörlerin birleşmesiyle aslında patolojiler oluşuyor. O yüzden temel olarak üç önemli kuraldan bahsedip başlamak istiyorum. Dediğim gibi her travmatik yaşantı olayı travmaya yol açmaz. Herkes aynı tepkileri aynı anda ya da aynı süreklilikte vermeyebilir. Bazen ailelerin bundan dolayı endişe yaşadıklarını fark ediyorum. Ya biz çok kötü bir olay yaşadık. Yani bu kötü olayda kesin çocuğun üzülmesi gerekiyor. Ya da kesin kesin korkması gerekiyor gibi. Yani aslında ailelerin kafasında bir model var. Yetişkinlik dünyasında diyeyim ama sadece ailelerin kafasında değil aslında. O yetişkinlik dünyasında çocuğun da bunu bu şekilde yaşaması gerektiği gibi bir beklenti ortaya çıkıyor. Ve o yaşanmadığı zaman da yolunda gitmeyen bir şeyler var gibi gelebiliyor ailelere. Ama biliyoruz ki aslında yetişkinlerde de. Yani her yetişkin aynı şekilde. Hani evlerde en azından eşler kendi arasında, kendi arkadaşları arasında da bunu fark edebilirler. Kimileri daha hızlı bir şekilde günlük hayatına dönebildi. Kimileri uzun süre şoktan çıkamadı. Kiminin kaygısı hala devam ediyor. Ki bu zaten beklendik bir şey. Birazdan onları da değineceğiz. Ve son olarak aslında belki de en önemli bilgi, aklımızda tutmamız gereken en önemli bilgi, şu anda hissedilen bütün o korkular, davranışsal tepkiler, düşünce sistemimizin değişmesi aslında afet gibi olağan dışı bir duruma karşı verdiğimiz olağan tepkiler. Bunu travma çalışanlar çok sık söylerler. Gerçekten temel mottomuz budur. Çünkü bazen gerçekten bir bilgi, ya bende bir şeyler ters gidiyor. Sanki bir hastalık mı var duygusunu değiştirebiliyor. O yüzden doğru bilgiye ulaşmak, bu dönemde neler görülebilir, neler biraz daha hani ne zaman dikkat etmeliyiz bilmek çok önemli. O yüzden de bu seminere ve yaptığımız yani okullarda da bir sürü çalışmalar yapılıyor biliyorum. Çok değerli buluyorum. Sizin emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Neler görülebiliyor dersek aslında yani yetişkinler de... Araya girip bir şey söyleyebilir miyim bu noktada? Çok güzel aktardınız. Sıklıkla şu geri bildirimi de alıyoruz. Dediğiniz gibi hani çocuğum hiçbir tepki vermedi. Acaba bastırdı mı? Acaba ileride başka bir travmatik olaya dönüşerek karşımıza çıkabilir mi gibi tepkiler de alıyoruz. Bu da buna güzel bir cevap oldu aslında. Herkes, her birey ya da her çocuk aynı şekilde tepki vermiyorum altını çizmek kıymetli. Zaten her çocuk biricik, her aile biricik. Şimdi biz burada hani genel şeyler üzerinde duruyoruz. Ama hani dediğim gibi bunlar genel bir çerçeve aktarıyor aslında bizlere. Ama çocuklarını en iyi tanıyanlar aileler. Sonra okullarda en çok zaman geçiren sizlersiniz. O yüzden çocuğun iyi bir şekilde gözlemlenmesi aslında bizim için en önemli olan şey. Ama illaki travmatik yaşantıdan sonra herkes de aynı şiddette çıkacak diye bir şey yok. Ya da belki bundan 2-3 hafta sonrasında bazı değişimler gözlenebilir. Bazen hani yok ya çok zaman geçti, onunla ilgili değildir gibi düşünülebiliyor ama bazen 2-3 hafta sonrasında da belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden iyi gözlem her zaman cebimizde tutmamız gereken bence ebeveynlerin en güçlü yanı olmalı. Şimdi neler görülüyor aslında afetlerden sonra, travmatik yaşantılardan sonra? Bir şok ve inkar hali. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Kaldığımız yerden yani 3-10 kılı gibi deprem oldu. Tamam 3.5'da etmen her şey yolunda, hiç problem yok. Tamamen olayı inkar etme yaşantıları görülebiliyor. Devamlı bir endişe, korku, panik, utanç duygusu, suçluluk duygusu. Hayatta kalanın suçluluğu denen bir kavram vardır psikolojide. Yani ben de orada olabilirdim ya da işte o bölgede hani insanların, İzmir'de bunu çok duydum. Deprem alanında da birkaç günde olsa çalışma imkanım oldu. Benim de yardıma ihtiyacım var ama galiba karşı tarafın daha çok yardıma ihtiyacı var. Evet. Yani o anda aslında kendi ihtiyacımızın ya da hani herhangi bir şekilde üzülüyoruz. Ya hani üzülmeyeyim ben halime şükredeyim. Sonuçta şu an biri de hayatını kaybetti gibi şeyler. Ama aslında bu kayıp yaşantısını hepimiz yaşadık. Yani günlük hayatın kaybını yaşadık. O yüzden onu da akılda tutarak devam etmek önemli. Sürekli depremle ilgili düşünceler, sesler, kokular, o ana ilişkin görüntüler göz önüne gelebilir. Kokular hissedilebilir. Nitekim zaten artçıların devam etmesi de, yani daha geçen haftaya kadar yani hepimiz deprem zaten her an hatırlatabilir bir konumdaydı. Öte yandan tabii basında da çokça yer aldı. Burada biz hep diyoruz aslında travmatik yaşantının basında nasıl aktarıldığı da çok önemli. Çünkü ikinci travmatizasyon denen bir süreç başlıyor aslında. Yani depreme hiç şahit olmayan, doğrudan yaşamayan, İzmir'de olmayan insanlar bile bu süreçten çok fazla etkilendi. Çünkü neredeyse 3-4 gün boyunca televizyonlardan canlı yayında o sahneler. Evet, 24 saat aktif olarak seyredildi. Evet. Uyku problemleri görülebilir. Uykuya dalmada güçlük. Uyku sırasında uyanma, kabus görme ya da yeme düzeninde değişiklikler görülebilir. Bu çok yeme de olabilir, daha az yeme de olabilir. Ama hani eskiye göre belli bir rutindeki değişiklik olarak yorumlayabiliriz. Fazlaca yorgunluk hali, halsizlik hali görülebilir. Çabuk irkilme.
O aslında korku ve kaygıyla da çok eşdeğer bir şekilde zaten beraber gider. Hani herhangi bir sesten ya da belki benim bir tane kedim var. Kaşınırken çok sallanıyor koltuk falan. Onun aslında kaşıntısının birazcık sallamaya ait olduğunu biliyorum. Ama yine de deprem zamanında birazcık daha fazla hani acaba artışım oluyor gibi bir duygu aslında. Çabuk ilgilenme bundan olabilir ve kaçınma davranışları dediğimiz. O anda neredeyse mesela deprem anında neredeyseniz atıyorum şey danışanlar olduğunu biliyorum işte. Banyo yaparken depreme yakalandı. Banyoya girerken kaçınma gibi davranışlar. Yani o anı hatırlatan, o an tetikleyen olaylardan kaçınma davranışları görülebilir. Çocuklarda da yine aşırı korkulu, üzgün, aşırı sinirlilik hali görülebilir. Çünkü çaresizlik bazen o duyguyu da nasıl ifade edeceklerini bilmediği için çaresizlik duygusu kendini öfke olarak gösterebiliyor. Yine tıpkı yetişkinlerdeki şok duygusu gibi aslında onlarda da donuk, hiçbir şey olmamış gibi. Yani hemen oyun oynamaya devam etme gibi şeyler görülebilir. Anne babadan ayrılmama ve yapışma. Bunu çok sık duyuyorum. Burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor sanırım. Anne babalar da çocuklardan ayrılmak istemiyorlar. Evet. Aslında oradaki ihtiyaç kimin ihtiyacı? İşte aslında ayrı yataklarda yatarken birlikte yatıyoruz. Evet, gerçekten güvenlikle ilgili. Yani şu anda bizim en temeldeki şeyimiz fiziksel olarak güvenli bir ortamda bulunduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ama onun sonrasında da çocuk aslında çocuğun bağımsızlaşması da çok önemli. Çocuk aslında yatağında yatabilir, odası güvenli, evin güvenli olduğunu biliyoruz ama ebeveynler kaygılı olduğu için ebeveynler yanlarına çekebiliyorlar. Orayı ayırmak ve bir kendimize bakmamız önemli. Yine aynı şekilde uyku ve yeme problemleri. Problemlerden kastım zaten deprem öncesinde de çocuklarda, ailelerde, yetişkinlerde farklı anlar, farklı sorun alanları olabilir. O yüzden hani sanki her şey depremden sonra ortaya çıktı gibi değil, depremden öncesini ve sonrasını ayırt edebilmek önemli. Çünkü bazen çok karışıyor. Bir de belki de şunu akılda tutmak lazım. Pandemi dönemindeyiz. Yani dediğiniz gibi olağan dışı bir dönemde farklı bir olağan dışılık yaşadık. Yani zaten okulların açık olmaması, işlerin işte uzaktan yürütülüyor olması, bizim şu an yüz yüze değil de bu platformdan sunum yapıyor olmamız aslında pek çok şey değişti hayatımızda. Ve pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye ikiye ayrılıyor. Böyle bir durumda bir de farklı bir stresin devreye girmesi tabii ki süreci daha da zorlaştırdım. Çocuklarla dikkat sorunları, odaklanmada bazı güçlükler olabilir. Bazen çocuklar sözlü olarak ifade etmekte daha çok zorlanabiliyorlar. İşte bilişsel gelişimleri, sözlü olarak ifade etmeleriyle ilgili bazen izin vermeyebiliyor ama bedenleri bir şekilde aslında sinyal veriyor. O yüzden genelde böyle istismar eğitimlerine söylenen çocuk susar sen susma değil, aslında çocuk konuşur. Kendi problemleriyle ilgili çok güzel konuşur. Yaptığı resimle konuşur, oynadığı oyunla konuşur, bedensel olarak verdiği bir tepkiyle konuşur. İşte somatik belirtiler dediğimiz, karın ağrısı, stresten en çok etkilenen bölgedir sindirim sistemi. Karın ağrıları görülebilir, mide bulantıları görülebilir bu dönemde. Bunlar da aslında psikolojik olarak o duygulara bağlı olarak gelişen şeyler. Regresyon davranışlar dediğimiz davranışlar var. Yani çocuğun aslında gelişim döneminden daha önceki gelişim dönemlerine dönmesi diyebiliriz. Tuvalet eğitimi alan bir çocuğun tekrardan altına kaçırmaya başlaması. Dediğim gibi aslında ayrı odalarda uyumaya alışan bir çocuğun tekrardan aynı odada uyumaya başlaması. Ya da konuşmayla ilgili bazen gerilemeler görülebilir. Bunlar dedik ki normal. Yani cebimizi tutmamız gereken şey bu ama ne zamana kadar normali de. Ya da ne kadar şiddetlisi normal. Dediğim gibi aslında çocukları en iyi tanıyan siz ebeveynlersiniz. Ve normalden çok daha şiddetliyse, çok daha uzun süreler devam ediyorsa, çocuğun günlük yaşantısını çok fazla etkiliyorsa tabii ki de hani bir uzmana başvurulması gerekebilir ama biz diyoruz ki uzmanlar olarak bir ay bu belirtilerin görülmesi zaten beklendik bir şey. O yüzden iyi bir şekilde gözlemlemek dediğim gibi cebimizi tutacağımız şey olmalı diyorum. Teşekkür ederiz. Peki tüm bunları gördük ya da işte bunların bazılarını yaşayan ailelerimiz var. Aileler bu noktada ne yapabilirler? Aileler ne yapabilirler? Şimdi öncelikle bütün aileler görüyor. Bir onlara sormak istiyorum siz nasılsınız diye. Çünkü o kadar fazla stres faktörü var ki. Yani çocuğun sorumlu olmak, evet ebeveyn olmak zaten başlı başına çok güzel bir şey ama bir yandan da farklı bir stres de yürüten bir şey. Çünkü farklı bir canlının sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Bu özellikle işte erken yaştaysa daha farklı olabiliyor, ergen döneminde daha farklı olabiliyor. O yüzden kendilerinin iyi olması. Bu uçaklarda söylenen metafor var ya hani önce kendinize sonra çocuğunuza takın diye.
Yani önce ebeveynin iyi olması gerekiyor ki çevresindeki herhangi birine, çocuğa, eşine, ailesine o şekilde yardımcı olabilsin. İlk adımı oradan gitmekte yarar var. Çünkü bazen aileler birey rollerini bir kenara bırakıp hemen ebeveyn rolleriyle harekete geçebiliyorlar. O da aslında süreç içerisinde daha yıpratıcı bir sürece dönüşebiliyor. O yüzden kendilerine ilişkin günlük rutinlerin oluşturulması çok önemli. Çocuklar açısından da çok önemli, ebeveynler açısından da çok önemli. Kullanılan bir ilaç varsa, bir hastalık varsa, o ilaçların aksatılmadan kullanılmaya devam edilmesi. Mümkün olduğunca. En azından doktorla temasta bulunulması çok önemli. Bazen sağlıklı olmayan başa çıkma yöntemleri kullanılabiliyor. İşte alkol kullanılması. Şeyi çok duydum mesela, işte deprem sonrasında tekrardan sigaraya başladım. Yani çevreden çok duydum. İşte alkol kullanımından uzak durması, çünkü bunlar sağlıklı baş etme yöntemleri değil aslında. Ya da olaydan tamamen içe kapanma, hiçbir şekilde konuşmama ve iyiyim deme. Yani biz unutmaya çalışabiliriz ama beden asla unutmaz diye bir söz var ve çok değerli bir söz. Yani bir yerden çıkıyor. Yani çocuklarda nasıl karın ağrısı olarak çıkıyor, bizde de baş ağrısı olarak çıkabilir. Gerçekten böyle bir olayı yaşadığımızı kabul etme ve sizin de dediğiniz gibi, yani ne ilk ne son, ne zaman olacağını bilmiyor. Çünkü kontrolümüzde olan bir şey değil. O yüzden ona göre önlemler alma, kendimizi ona göre planlama. Zaten bir süre sonra dediğimiz gibi, yani şu an hayatımızın çok birincil gündeminde olabilir. Haberlerde de öyleydi. Sonra Amerikan seçimleri gelince bir an daha ikinci plana kaydırıldı, değil mi? Aslında hayatımızda da bu şekilde olacak. Yani farklı konular geldikçe, farklı gündemler geldikçe ve sosyal desteğin ihmal edilmemesi çok önemli aileler için. Aileler çocukları için neler yapabilir deyince, yine dedik günlük rutin çok önemli çocuklar için. Çünkü gerçekten güvenliğin devamı, güvenlik duygusunun devamı olarak görülüyor. Tamam, her şey yolunda. Ben yine tabii rutinler pandemiyle beraber de değişti. Eskiden okul bizim en önemli rutinlerimizden biriydi. Şu an yine var. Online okul var ama var sonuçta. O rutinlerin devam etmesi, yatma kalkma saatleri, yeme düzeni. Bu tabii ki zorlayarak değil. Yani eskine göre daha iştahsız olabilir. Ama belki sofrada hep beraber oturulması. Duyguların ve kaygıların konuşulması çok değerli. Bu sadece depremle ilgili değil. Çocukların ilk böyle anne babaya bakarlar, değil mi? Yani herhangi bir şey olduğunda. Yani depremde de öyle büyük ihtimal. Parkta düştüklerinde de öyle. Ağlayayım mı, ağlamayayım mı? Onlara ne kadar büyük bir olay yaşıyorum şu anda. Evet. O yüzden duygular ve kaygılar hakkında konuşmak, herhangi bir duyguyla ilgili konuşmak, onun konuşulabilir olduğunu bilmek bile aslında başlı başına bir güvenli hissettiren şey. Çünkü evet, benim herhangi bir problemim olduğunda ben bir yetişkine gidebilirim ve bunun hakkında konuşabiliriz. Bazen şey diyen aileler görüyorum. Ya yok canım bir şey, hani geçti. Geçti artık, olmayacak. Burada aslında o yetişkinlerin kendilerinin duygularıyla konuşmakta zorluk çektiklerini fark edebiliyoruz. Onlar için de konuşmak zor bir şey. Tabii ki yani her yetişkin çok konuşkan olacak diye ya da işte her soruya çok hazır bir şekilde cevap vereceğiz, o yaşa göre cevap vereceğiz diye bir şey yok. Ama konuşma alanının kapatılmaması ve çocuğa olanın tanınması en önemli olan şeylerden bir tanesi. Ama bu şey demek değil, yani benim çocuğum hiç konuşmaya gideyim, hani birazcık olay hakkında hani sıkıştırayım, bunu da söz etmiyorum. Yani herhangi bir şey olduğunda. Bir çizgi var. Evet. Yani depremle ilgili herhangi bir sorun olduğunda, seni üzen, seni mutlu eden, illaki böyle o olumsuz duygular olarak görülen, ben hiç sevmem olumsuz duygulardan mesela, çünkü tüm duyguların aslında çok büyük işlevselliği var. İşte seni korkutan olabilir, seni çok neşelendiren, heyecanlandıran, kaygılandıran bir şey hakkında benle konuşabilirsin. Ben istediğin zaman seni dinlerim denmesi bile aslında. Aa evet, bir şey takıldığında benim gidebileceğim biri var. Duygusunu ve bilgisini aktarıyor. Bazen aileler hani bu olay sanki hiç olmamış gibi. Hani günlük yaşama dönmek önemli diyoruz. Ama sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmaktan söz etmiyoruz burada. Çünkü evet, sizin kaybınız, hani doğrudan bir kaybınız olabilir ya da olmayabilir. Ama bir şey oldu ve bu bir şey aslında herkese etkiledi. Yani o etkilenmeye birazcık fırsat tanımak da önemli. Konuşmak ve açık iletişim sanıyorum en önemli olan kısmı. Dürüst bir şekilde cevap vermek en önemli olan kısmı. Şimdi çocukların güvende olduğunun vurgulanması, ama tabii ki bunun için önce ailenin bundan emin olması gerekiyor. Çünkü ben çocuklara duygu süngerleri diyorum. O kadar iyi emiyorlar ki duyguları. Yani hani siz çok korkak bir hisle, yüzünüz çok nötr gibi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama içinizde eğer korku duygusu varsa, dese ki bana biri, Özge biz şu an çok güvendeyiz. Çocuk onu hissediyor. Yani yetişkinlerde bu beceri biraz daha az ama çocuklarda ve köpeklerde çok fazla.
Çok güzel emiyorlar. O yüzden her şeyden önce sizin o evde güvende olduğunuzu hissetmeniz gerekiyor. Ve bunun için de aslında gerekli işte bir mühendise göstermekse, belediyedeki işte sorumlu yere göstermekse o işlemlerin yapılması. Çünkü aslında inkar bir yandan bu süreçleri de geciktiriyor. Yani hiçbir şey olmamış gibi davranırsanız gerçekten bu önlemleri alacak şeyler de yapmazsınız. Bazen fiziksel temas çocukları rahatlatabilen bir şey haline dönebiliyor. Yetişkinler için de böyle. O yüzden daha çok fiziksel temas. Bu işte sırtını okşamak olabilir, elini tutmak olabilir ama bazı çocuklar bundan hoşlanmazlar. O yüzden belki izin alarak temas kurmak. Eğer izin veriyorsa temas sürdürmeye devam etmek önemli olabilir. Aile olarak daha fazla zaman geçirmek. Çünkü o dedik ya güvenlik halkası aslında. Yani çocuk ortada bir şeyse etrafındaki her bir kişi onun aslında sosyal desteği ve güvenlik alanı oluşturuyor. O tarafları canlandırabilmek bu aslında aynı zamanda ebeveynler için de önemli. Onların kendi sosyal destek ağlarını canlandırabilmesi. Ve sınırlar, daha önce Melis Hanım anlatmıştı. Sınırları dengelemek. Çünkü bazen kötü bir olay yaşadığında ebeveynlerle telafi davranışları görülebiliyor. Yani zaten çok olumsuz bir şey yaşadık. Şimdi birazdan mutlu etmeliyim gibi bir duyguyla yola çıkıp işte daha önceki mevcut sınırları gevşetebiliyorlar. Yani saat 9'da yatıyordu atıyorum daha öncesinde. Ya şimdi çok üzüldü, çok mutlu oldu. Tamam hadi 10'da yat gibi bir şey. Ama bu bir yandan hem rutini bozan bir şey hem de aslında karmaşık mesajlar veren bir şey. O yüzden mümkün olduğunca sınırların korunması. Ama bu sınırların korunması hani aile yatakta yatıyorduk. Beraber yatmayanından söz etmiyorum. Orada yine kimin ihtiyacına bağlı olarak çünkü bu dönemde çok fazla çocuk ailesinin yanına orada uyumaya başladı. Yine tabii ki yıllarca değil ama en azından ilk bir ay bu beklediğimiz bir şey. Sonrasında odadaki güvenlik şeyler yani işte kafasında bir tane kitap düşeceğinden korkuyorsa ya da bir dolabın düşeceğinden korkuyorsa hani eşyaların sabitlenmesi gibi güvenlik önlemleri alındıktan sonra yavaş yavaş aşamalı bir şekilde tekrardan o bağımsızlaşması önemsediğimiz bir şey. Burada tabii ki yaş dönemlerinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle okul öncesi dönemde 3-6 yaş arasında egosentrik dediğimiz bir düşünce tarzı vardır ve çocuklar olan her şeyden dolayı kendilerini sorumlu tutabilirler. Anneyle baba boşanma yaşar. Çocuk der ki işte ben yaramazlık yaptım o yüzden. İşte anne hastalanır. Ben şunu yapmamıştım. İşte ben herhangi bir şey yapmamıştım o yüzden gibi. O yüzden suçluluk duyguları çok fazla olabilir. Yani kendi yaptığı bir yaramazlıktan dolayı böyle bir şeyin meydana geldiğini düşünebilir. O yüzden okul öncesi döneme bir özel parantez açarak eğer böyle bir şey dile getirirlerse ya da ebeveynler böyle bir şey gözlemlerlerse bunun onun suçu olmadığını, yani bizim yaptığımız ya da yapmadığımız herhangi bir şeyden dolayı depremin olmadığı net cümleyle söylenmesi yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Bazen çocuklar, özellikle tabii daha kaygılı çocuklar, anne bizim ev güvenli değil mi? Evet güvenli Özge. Ama anne bizim ev güvenli değil mi? Tekrar tekrar aynı soruyu sorabilirler. Bu dönemde sabır çok zorlayıcı bir şey olabilir bu. Ama aslında dediğimiz gibi herkesin kaygı seviyesi farklı. Yani deprem öncesi de, pandemi öncesi de. Daha kaygılı çocuklar bunu sorabilir. O yüzden mümkün olduğunca yine aynı netlikle, yani daha ayrıntıya girmeden. Yani bilmek istediği şey aslında evin güvenli olduğu. Daha şefkatle onun söylenmesi, sordukça tekrar edilmesi önemli. Bazen de çocuklar hani fazla soru sormayabiliyorlar. Bazen aileler aşırı detaya girebiliyorlar. Orada da hani yaşa uygun bir bilgi aktarım. Yani çok teknik bir şey değil. Çocuk belki sordukça biraz daha açılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ama gördüğünüz gibi en temel şey konuşmaktan geçiyor. Evet. Kesinlikle. Ve ona bir alan açmaktan geçiyor aslında. Bu depremle ilgili tüm sürecin aslında başlangıcı şöyle oldu. Bize yansıyan kısmından söz etmem gerekirse. Biz şimdi bu depremi çocuklara nasıl anlatacağız? Çünkü çocukların soyut dönem, somut dönem, yaş düzeyine göre bu çocuk bu depremin aslında bir sihirli bir şey olmadığını, çok doğal akışta yeryüzünün bize sunduğu bir şey olduğunu nasıl öğrenecek gibi sorularla karşılaşıyoruz. Sizce biz çocuklara nasıl anlatabiliriz depremi? Şimdi burada hangi çocuk diye yine bir soru devreye giriyor aslında. Herhangi bir şeyde, yine herhangi bir şey anlatırken de bu devreye giriyor. Burada dediğim gibi hani açık iletişim ve doğru bilgi aktarımı çok önemli. Yani hani bazen çünkü ailelerde hani o kaygıyla birazcık daha böyle geçiştirici cevaplar verebiliyorlar. Ve sanki herhangi bir şeyden sonra evet deprem oldu ama hiç ilişkisi olmayan şeyler. O yüzden net bilgi aktarımı önemli.
Somut dönem, özellikle ilkokul dönemindeki çocuklardan somut dönemde oldukları için görselleştirme çok önemlidir çocuklar için. Yani söylediğiniz zaman zihninde canlandırması biraz daha zor olabilir. O yüzden mesela yeryüzünü anlatmak için meyveler kullanılabiliyor. İşte çekirdek, yeryüzü, şeftali kullanılabiliyor. Ya da ben, yani online ortamda çok görmüşsünüzdür, böyle bir tane kartın üzerine Lego'dan evler yapılıyor. Altına taşlar konuluyor. Çünkü gerçekten taşlar sallanıyor. Yani bir onun görselleştirilmesi. O yüzden mümkün olduğunca somut olarak aktarılması. Ama bence burada her şeyden önemlisi, özellikle okul öncesi değilse, yani okulların müfredatında var aslında deprem anlatımı. Sen ne biliyorsun diye sormak belki. Çünkü doğru bilgiler olabilir, yanlış bilgiler olabilir. Hem onları elde etmek için, gerçekten hiçbir şey bilmeyebilir. Bir tanıdığım galiba ev sallanmak istiyor demiş bir çocuk. Yani ona göre salıncağı bilmek gibi bir şey. İşte benim yeğenim var Poyraz. Poyraz'a göre kötü bir şey, ben bir daha depremi istemiyorum gibi bir şey olabiliyor. O yüzden önce ceplerinde ne var? Gerçekten neyi biliyorlar, neyi bilmiyorları öğrenmemiz önemli. Dediğim gibi eğer okul öncesindeyse kendileriyle ilgili bir şey değil, yani yaptıkları ya da yapmadıklarından dolayı bir şey olmadığını söylemek önemli. Bir doğa olayı olarak anlatmak önemli. Yani tıpkı yağmur yağması gibi, tıpkı rüzgarlar gibi. İşte rüzgarlar ne yapıyor? Ağaçları sallıyor, dalları sallıyor, yapraklar bazen dökülüyor. Deprem de bunun gibi bir doğa olayı. Dedikten sonra, çünkü bu doğru ve net bir bilgi. Bizi burada en çok güçlendirecek olan şey aslında, evet bu bir doğa olayı, peki biz ne yapacağız? Yağmur yağdığın zaman sen ne yapıyorsun? Gibi bir soru. Ne yaparız? İşte yağmurluk giyeriz, yağmur çizmesi giyeriz, şemsiye alabiliriz ya da ıslanabiliriz onları yapmazsak. Aslında önlemleri, yani evet deprem bizim kontrol edemeyeceğimiz bir şey. Tıpkı yağmur olduğu gibi, tıpkı selde olduğu gibi. Ama bu kontrol edemeyeceğimiz duygusu aslında travmatik yaşantının en temel belirtilerinden biridir. Yani çünkü o çaresizlik duygusunu, ben bunu kontrol edemiyorum duygusu ortaya çıktığı zaman çok büyük çaresizlik duygusu yaratılır. Onu kontrol edemiyoruz ama kontrol edebileceğimiz şeyler var aslında. Kontrol edebileceğimiz şeyler de aslında önlemleri almak. Ayak üçgeni çocuklara anlatılabilir. Yani okullarda da anlatılıyor. Evde bunlar belirlenebilir. Her an değil tabii ki. Çünkü bazen aşırı kaygıyla çok fazla aktarım olabiliyor. Ama çok temel şeyler var işte. Dediğim gibi eşyaların sabitlenmesi. Binanın güvenli olduğunu. Yani biz bu konuyla ilgili işte bununla ilgili çalışan ablalar, abiler var. Onlarla görüştük. Binamız güvende. Çünkü yani zaten hani hangi taş ne oluyor onu bilmiyor ve onu merak etmiyor. Onun merak ettiği şey, ben gerçekten güvende miyim? Ailem gerçekten güvende mi değil mi? O bilgi aktarıldıktan sonra neler yapabiliriz konusunda? İşte eşyaların sabitlenmesi, deprem çantası hazırlanması. Onları da yaş uygun biçimde aslında devreye katarak, yani onları da aslında işbirliğine katarak. Belki deprem çantasına koyacağı bir tane şey, deprem çantasında mutlaka oyuncak bulundurulması. Bunu ilk gün de söylemiştim deprem olduktan sonra. Çünkü çok atlanan bir şey ama özellikle erken yaş döneminde çocuklar böyle misafirliğe giderken bile evleri yanında taşımak için birer oyuncak taşırlar değil mi? Böyle ufak da olsa bazıları battaniyelerini yanında taşırlar. Vardır çocukların öyle ihtiyaçları, öyle oyuncakları, işte kalem, herhangi bir şeyleri. Onun belki bir örneğinin, yani artık oynamıyorsa belki onun çantada bulundurulması önemli. Çünkü özellikle o anlarda dışarı çıktığımızda aileler de çok kaygılı oluyor ve en çok duygu zaten çok bulaşıcı bir şey. En çok bulaşan duygu da korkular ve kaygılar maalesef. O yüzden çok emiyorlar. Belki de öyle ufak önlemlerin alınması önemli olabilir. Teşekkür ederiz. Şimdi bu süreci böyle geçiriyoruz. Dediğimiz gibi herkes farklı yaşıyor. Ancak ne kadar zaman geçerse geçsin hala belli semptomların ya da belli sorunların devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu noktada ne yapabiliriz? Sıklıkla bize şu geliyor, işte bir uzmana gidelim mi, işte ya da bir destek alalım mı? Hangi noktada uzman, hangi durumlarda uzmandan destek alabiliriz? Şimdi dediğim gibi başta saydığım belirtiler aslında ilk bir ay içerisinde bizim beklediğimiz olağan dışı verilen olağan tepkiler. Ama bu bir ay içerisinde bile, yani çocuğun mesela ya da ailenin daha önceden bir deprem travması olabilir. Çoklu hastalıklar olabilir. Daha yeni stres döneminden çıkmıştır, farklı bir stres de ortaya girince. Yani bu saydığım belirtiler de çok fazla gözleniyorsa, aşırı çocuğun bütün günlük rutinini bozuyorsa, ailenin günlük rutinini bozuyorsa, o
o zaman başvurulabilir ama bir ay sonra bazen görüyoruz ki yani ilk günle şu an aslında kıyasladığımızda bile yani hem kendimizde hem gözlemlediğimiz kişilerde ilk başlarda biraz daha uyku problemleri, uykuya dalmada güçlük, kaçınmadan şey daha fazla görülürken şu an biraz daha nispeten normale dönülmüş durumda. Normale dönme de çok pandemiden sonra ağzımıza tıklan bir şey. Ama burada dediğin gibi bir ay sonrasında bazen semptomlar hiç azalmıyor ya da bazen aslında şiddetleniyorsa. Ama başka risk faktörleri devreye girebilir, girmeyebilir. Bu durumda bir uzmana gidilmesi önemli tabii. Çocuk öncesinde nasıldı? Çünkü her çocuk öncesinde farklı. Yani bir çocuk öncesinde buradayken bir çocuk buradadır. Bu buraya düşünce problem olabilir ama bu zaten aynı seyirde devam ediyordur. O yüzden çocuğun öncesini bilmek. Karantina süreci nispeten bu açıdan bence işe yaradı. Çünkü ebeveynler çocuklarla daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Ve aslında o hem çocuklar ebeveynlerini hem de ebeveynler çocuklarını daha fazla tanıma imkanı oldu. O yüzden o öncesini ve sonrasını bilmek ve ona göre takip etmek ama belirtiler artıyorsa sadece çocuklar için değil, kendileri açısından da. Ebeveyn olarak çok yorulmuş olabilirler, çok tükenmiş olabilirler. O zaman da yardım istemek, destek almak bu da önemli. Hem kendileri için hem de çocuk için buna başvurabilirler. Ben bu süre içinde yani depremle ilgili açılan iki tane hattan söz etmek istiyorum. Bunlar psikososyal destek hatları. Birisi Türk Psikologlar Derneği, benim de içinde çalıştığım Türk Psikologlar Derneği İzmir Şube Psikososyal Destek Hattı açıldı. Pazartesi ve cumartesi, sadece pazarları kapalı 10 ila 18 arasında depremle ilgili olarak herhangi bir sorunuz çocuğunuzla ilgili olabilir, sizlerin olabilir. Herhangi bir sorun olduğunda danışmak istediğinizde vereceğim numarayı arayabilirsiniz. Burada sadece bir telefonla danışma süreci olmuyor. Tabii şu anda pandemiden dolayı bazen görüşmeler online de yürüyebiliyor, bazen yüz yüze de yürüyebiliyor. Ama çocuk ve yetişkin psikologları çalışıyor burada. Gerekli yönlendirmeler yapılıyor. Bazen hani sadece bir bilgilendirme, telefon bilgilendirmesi iş görebilirken bazen daha uzun soluklu çalışmak gerekebiliyor. Numarayı vereyim, sonra size de isterseniz şeyleri yollayabilirim. Belki onlar paylaşılır. 0850 307 03 35 Psikologlar Derneği telefon attı. Aynı zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği de bir ruhsal danışma hattı açtı. Onlar da 9 ve 21 arasında telefon alıyorlar. Yine aynı şekilde herhangi bir yönlendirme olduğu zaman uzmanlara yönlendirme yapabiliyorlar. En azından depremle ilgili olan konularda bunun konumuz olduğu için doğrudan bu numaralara ulaşabilirler. Psikiyatri Derneği'nin hattı da 0850 532 66 76. bu bilgileri biz de paylaşırız. Ben size yollarım o sayfaların şeylerini. Evet. Teşekkürler bilgilendirme için de. Aynı zamanda Aşık Veysel'de de vardı sanki bir uzman, Behçet Uzdan, ben de öyle hatırlıyorum. Şu evet, anda vardı. O da kapanmış olabilir, çok emin değilim. Evet, pandemi dolayısıyla galiba vaka artışı nedeniyle şu an kapatıldı. En son aldığım bilgi öyleydi. O yüzden hani bu dediğin gibi nereye ulaşabileceğimizi bilmek bile kaygıyı azaltıcı bir hale dönüşebiliyor. O yüzden hani yalnız olmadığımızı bilmek bu süreçte. Bu belirtileri hemen hemen hepimizin yaşadığını bilmek. Hem onları cebimizde tutarak hem de nereye ulaşabileceğimizi bilerek devam etmek çok daha iyi olabiliyor. Ve zaten o dayanışmanın zaten hali hazırda da iyileştiren bir tarafı var. Evet. Belki birkaç tane çocuk kitabı önerebilirim. Çocuklarını çok seviyorum. Bir tanesi Boşluk. Belki biliyorsunuzdur bu kitap. Evet. Şu an biz ters görüyoruz ama sanırım anlaşıldı. Boşluk benim gördüğüm en iyi psikoloji kitabı. Onun içinde de yani şey açısından önemli aslında. Boşluk ve çok kötü bir şey oldu kitapları. Her şey seyrine giderken birdenbire bir şey oluyor çocuğun hayatında ve sonrasında olanlar. Aslında burada çocuğun kendi aktarmasına olanak sağlayan yani bir şey oluyor. Deprem değil, işte sel değil, istismar değil, herhangi bir şey. O bir şeyi çocuk kendisi doldurabilir, o boşlukları kendi doldurabilir ve o şekilde aslında kendini yansıtabilir. Ve sonrasında aslında güçlendirici yanları neler yapabilir üzerinden gidiyor. Çok sevdiğim bir yakınımı kaybettim. Eğer bir kayıp yaşantısı olan varsa iletişim yayınlarından yine. Bir de eğer herhangi bir kayıp yaşantısı yoksa doğrudan yani bu deprem sürecinde bilmiyorum öğrencilerinizden
kaybı olan var mı? Ama yani çok birinci derecede yakın kaybımız yok ama evet kaybımız var. Eğer hani doğrudan birinci derecede kaybı olan varsa okumasın ama korkma korkma ben varım diye. Özellikle hani ebeveynlerin yanında oldu ve bir şekilde o sosyal destek alanı anlatan bir tane kitap var. Nevelki sürece ilişkin bu dört kitabı. Özellikle ilk ikisi çok nötr olduğu için ilk ikisini kesinlikle zaten tavsiye ederim. Onlardan belki yararlanılabilir. Bir de biliyorsunuz Ters Yüz diye bir tane film var. Çocuklar da çok sever. Ben de çok severim. O filmde de aslında bütün duyguların ortak olduğu, yani bütün duyguların işe yarar olduğu. Evet hani biz korkmayalım, korkmayalım gibi bir şey ama aslında korku bizim kendimizi korumamızı sağlayan bir şey. Bu sürede aslında işlevsel olan bir şey. Evet. O yüzden o bütün duyguların konuşulması açısından da o belki depremle ilgili ya da başka herhangi bir şeyle ilgili çocuğun canını sıkan olaylarla ilgili konuşmak açısından da zemin hazırlayabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz aktarımlar için. Eminim çok birçok kişi için çok faydalı olmuştur. Önerileriniz için de çok teşekkür ederiz. O numaraları ben sizden yayın sonrasında alacağım. Belki sayfamızda, belki WhatsApp gruplarımızda paylaşırız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Önce kendilerine çok zaman ayırdıkları, çocuklar için ayırdılar ama yine de önce kendilerini unutmadan devam etmeleri. Evet, kitap isimlerini de iletelim. Ben de paylaşacağım kitap isimlerini. Birkaç dakikanızı rica etsem belki sorularımız olur. Eğer sorusu olan velilerimiz varsa, yazarlarsa burada uzmanımıza sorabiliriz. Herkes güzel dileklerini gönderiyor sanırım şu anda. Ben de yollayayım o zaman.